Bir çift için en zor olan şeylerden biri de aileyle tanışmaktır. Yani aileyle tanışırken herkes biraz daha böyle olmadığı gibi göstermeye çalışır kendini. Hani karşılıklı birbirine böyle bir şey olmaya çalışırsın, daha iyi göstermeye çalışırsın. Ben Berfu, yani eşimin ailesiyle tanıştığımda gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü direkt mangal yaparak tanıştırdılar. Hani bizimki tanışma değil de beni doyurma telaşına döndü. Hani aç mısın, iyi misin diye. Şimdi de bir ailenin bu kaygısını izleyeceğiz. Sanışma geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Aşkım gel. Ev boş aşkım gel. Ev mi boş? Biz niye eve geldik ki? Hani bir yerlerde bir şeyler içecektik? Aşkım şimdi dışarıda içine ne koyuyorlar bilmiyoruz ki. Evde içelim işte, sağlıklı sağlıklı. Ya ama sen bana dedin ki dışarıda bir kahve içelim dedi. Yavrum şimdi burası bizim evimiz olduğu için burası senin için hala dışarı sayılır ha. Aynı şey mi? Bu hiç olmadı Akif. Ya aşkım öyle değil. Şimdi dışarıda bir kahve içeceğiz. Ne kadar kim bilir ya. Nasıl? He? Ne dedin? Ne? Kahve? Ben yapayım. Ha otur. Yapacağım sana. Vallahi yapacağım. Gel gel. Ya gel sana çok güzel kahve yapacağım ya. Otur. Tamam. Tuz koyayım mı içine? Hayır. Ha? Tuz koyayım mı içine? Koyma. Ne yapayım? İçine tuz koyayım. Koyma. İçine tuz koyma. Koyma. Pardon aşkım, iyi misin ya? İyiyim. Acaba bu yastıklar da böyle ya. Siz zengin değil misiniz? Bu ev niye böyle bir ev? Daha önce hiç böyle bir ev görmedim. Zenginiz. Burası bizim evimiz değil ya. Nasıl sizin eviniz değil ya? Yani bizim evimiz de burası bizim bağ evimiz. Ha, o yüzden bağcılara geldik. Tabii ya, tabii. Bağcılara adını veren bağlar buralarmış hep önceden. Hep buralar hep bağlıkmış. Tabii, biz babamla arada ava gideriz zaten. Öyle mi? O zaman şu fotoğraftaki baban mı? Tabii, o babam. Yanındaki kim? Avladığımız ayı o da. Şaka şaka, kuzenim o ya, evet. Ya, çok merak ediyorum. Baban nasıl bir adam? Ya nesini merak ediyorsun işte aşkım ya? Dümdüz zengin bir adam ya. Çok çok zengin. Çok zengin. Çok kültürlü tabii. İlber Ortaylı ile böyleler. Hadi ya. Tabii canım, İlber amca bize gelir, biz ona gideriz. Hatta babamın gülüşü bile ona çekti. Arada böyle... böyle gülüyor. Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Aşkım bokunu çıkarmıyor. Öyle gülüyor işte. Evet, ben de soğumayayım hazırım. Tabii. O zaman ben bize kahve yap. Dur ne olur. Ben bir tuvalete gideyim. Tuvalet nerede? Ha tabii. Koridorun sonunda bir kapı var. Oradaki ilk çukur. Tamam. İlk kapı. Tamam. Tamam aşkım. Baba, senin ne işin var burada ya? Benim evimdeyim lan bura. Geldim işte. Allah Allah. Geldin ama bir şey alıp çıkacaksın değil mi? Yoo. Dükkanda işi otu kapattım geldim oğlum. Ne oldu? Senin ne hayırdır ya? Ya baba sen şimdi evden gitsen mi? Evde... Bunlar da. Ne var? Kızım. Gaz kaçağı mı var lan evde? Yok baba evde su var. Su mu var? Su ne oğlum? Su var baba evde. Gram mı aldın lan eve? Yok baba. Anakonda mı soktun eve? Ne yaptın? Ya öyle... Ne var oğlum? Kız var baba evde. Nasıl? Söylettiriyorsun burada. Nasıl kız var lan? Kız arkadaşım var baba. Senin kız arkadaşın mı? He. Normal bildiğin insan kız. Normal kız baba işte ya. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şu sıfata rağmen ona bir kız arkadaş verdiğin için sana binlerce kez şükürler olsun. Ben o kızı alır, bağrıma basar, boynuma dolarım. Baba ne var sıfatımda benim ya? Boş ver şimdi söyleyeyim, moralini bozmak istemiyorum. Yalnız bu şekilde olmaz. Kahve içeceğiz baba. Ya, öyle şey olmaz. Al sen şu 20 milyonu. Çıkın dışarıda. Gönlünüzce gezin hadi bak. 20 milyon mu? Baba ben bu 20 lirayla gönlümce sadece 4 saniye falan gezebiliyorum. Kapıdan çıktım bitti baba, bu olmaz kız, çok zengin. Çok mu zengin? Çok zengin. O zaman yapacak bir şey yok. Ayrılacaksın mecbur. Olmaz oğlum, olmaz. Kız çok zengin, sen fakir olmaz ya. Ne demişler? Davul bile dongi dongi. Baba işte ben de bu yüzden kıza dedim ki biz de çok zenginiz. İyi halt ettim. Biz de çok zenginiz de oğlum. Biz... Altta mı kalsaydım? Altta kalıyor zaten. Eksi bir lan burası.
İdare ediver beni ne olur. Ne yapacağım ben idare ediver? Zenginmiş gibi yapacaksın. Yapmam ben zenginmiş gibi. Ama yaparsın sen. Hayır oğlum ya. Ya çıkıp da gidemem şimdi kız burada şey. Olmaz öyle şey. Ama kimse benim babamın aktör olduğunu bilmiyor. Ya sus lütfen hatırlatma. Var sende oyunculuk. Hatırlatma. Var sende yaparsın be baba. Hayır ben küstüm aktörlüğe küstüm ben. Biliyorsun. Niye küstün? Ya biliyorsun biz 10 tane de Deli Emin'i ben oynayacaktım. Yılmaz Erdoğan'ı şey yaptılar yani. Ah Necati Akpınar. Sen daha iyi yapardın baba. Yap bir. Çok iyi yapıyorsun. Ama ondan sonra oynadın sen zaten. Ne oynadım? Arka sokaklarda, arka sokaktan geçtim. Kimse görmedi beni. Ya olsun, biz hissettik baba. Benim için ne olur baba. Ne yapacağım? Zenginmiş gibi. Zenginmiş gibi bir şey. Tamam bak ya. Ama bana söz ver. Kıza doğruyu söyleyeceksin. Tamam, vallahi doğruyu söyleyeceksin. Doğruyu söyleyeceksin kıza. Söz doğruyu söyleyeceğim ya. Aferin. Bir süre. Geldi. Aşkım gel. Babam da geldi. Öyle mi? Çok memnun oldum. Hande, babam Hande. Merhabalar. Alfonso bende. Hoş geldiniz. Mehmet Alfonso. Arkadaşlar öyle şaka yaparlar. Biz de az önce sizden bahsediyorduk. Akif size anlatıyordu. Aa. Evet. Baba ne kadar yoğun olduğunu falan anlatıyordum. Yoğun iş tempondan bahsettim. Evet. İş tempom biraz yoğundur. Sonuç olarak aşırı para kazanan bir insanım. Sürekli hesabıma para geliyor. Şılink. Hesabınıza para geliyor. Pring. Hesabınız yine dolu taş. Zor, tabii zor. Çok, ben çok. Babamdan biliyorum. Çok zor. Ya insanın banka hesabı taşar mı ya? Hesabım taştı. Sırf bunun için bir tane hortumcu tuttum biliyor musun? Beni hortumlasın da fazla parayı alsın diye. Of çok zor. Siz de mi dış ticaretle ilgileniyordunuz? Dış ticaret. Evet, dış ticaretle ilgileniyor benim babam. Benim babam dış ticarette böyle yurt dışına mal falan satıyor, mal alıyor oradan. Hatta nereydi baba? Liechtenstein'a, evet. Liechtenstein'a lan gerizekalı. Almanya, Fransa falan deseydin bari. Ben Almanya diyemiyorum baba. Sus, Allah'ın cezası. Almanya ile mi çalışıyorsunuz? Almanya ile de çalışıyoruz. Bizim Berlin'de dükkanımız var. Berlin'de dükkanımız var bizim. O şey var ya, Borussia Dortmund'un... Borussia Dortmund otobüs durakları var hani. Bayern Münih'e giden otobüs durakları var orada. Orada o durakların hemen yanında bir tane heykel var, onu biliyor musun? Heykel var bir tane. Hannover 96'ya giden bir heykel var. Ben o heykelin... Bu kız hiçbir şey bilmiyor, cahil bu ya. Ya ne kadar güzel. Bu kadar yoğunluğun arasında bir de dükkanınız var. Ne üzerineydi? Telefon kılıfı. Telefon kılıfı altında... Telefon kılıfı altında mobil iletişim teknolojileri üzerine biz yatırımlar yapıyoruz. Zaten Steve Jobs bizim kısmımız olur. Tabii. Mobil teknolojileri bizden sorulur. Steve Jobs. Bizim de soyadımız şey. İşler. Jobs. İşler. Oradan. Steve Jobs hastanesi bastı zaten. O beyin göçü yaptı. Sonra göçtü gitti adam işte yani. O şekilde. Ne kadar ilginç. Tabii ilginçtir baba. Ya babamda da aynı hikayeler var bir bilsen. Bir bilsen. Ne hikayeleri var bende acaba? Hatta baba şeyi anlatsana, şu Karayipler'deki olan hikayeleri anlatsana. Karayipler'de olan hikaye. Var ya. Karayipler'deki hikayemi anlatayım. Karayipler, bir gün Karayipler'deydik. Evet, bu kadar. Hayır, devam var. Karayipler'deydik tabii. O sıralar kim vardı ya yanımda? Johnny Depp, Karayip korsanları. Korsanlık yapıyor o sıra. Sonra tövbe etti, Müslüman oldu falan. Bıraktı o işleri. Johnny Depp var, Amber Heard var bir de onun sevgilisi. Amber Heard vardı ya. O da o sıra doğurdu. Sonra işte onunla araları bozuldu biliyorsun. Yatağına pisledi falan bir sürü şey. Kötü olan zenginlik yani insan. Zengin olunca böyle saçma sapan şeylere girebiliyor. Evet, böyle bir hikaye. Ne güzel, ne evet. İlginçmiş bu da. Öyle. Asıl ilginç olan şu. Ben bu işlere çarşıda 3,5 metrekare bir dükkanla başladım. Ve şu an geldiğim noktaya bakar mısın? Nereye geldim? Eve geldim. Ben kahve yapayım mı baba? Sen nasıl içersin? Ben sade alayım. Sade. Sade. Ben o zaman hemen. Arada zengin gülüşü geliyor, tutamıyorum. Bir yapalım. Ya bu kadar zengin bir hayatın içinde ne kadar mütevazi kalıyorsunuz? Yardımcılarınız bile yok. Yardımcılar? Olmaz mı? Var tabii yardımcımız canım. Evin öyle hep batmış ya. Ançoma hazırla. Bebe, kim bu kız? Merhaba, Hande ben. Bir su alabilir miyim? Bilmem, alabilir misin? Git bir dene. Aa, terbiyesiz. Buraya. Niye bağırıyorsunuz teyzeciğim? Teyze mi? Teyze senin anandır, ayıp ama. Kim bu kız? Stefani, lütfen sakin olur musun? Stefani, come on.
Stefani'yim. Ne oluyor? Oğlumuzun kız arkadaşı sus. Oğlumuzun kız arkadaşı mı var? Ana! Aşkım su bitmiş, kahveyi yapamadım da su söyledim. Hemen şimdi birazdan gel. Annemle tanıştınız mı? Annem mi? Evet. Oğlumuzun kız arkadaşı. Evet, oğlumuzun kız arkadaşı. Normal bildiğin insan kızı öyle mi? Allah'ım. Sana şükürler olsun yarabbim. Şu sıfata rağmen çıkıştırak. Benim oğlumu seven bu kızı gelinim diye baş tacı eder, pamuklara sarmaz mıyım gayrı? Allah aşkına benim sıfatımda bir şeyim var baba. Sus lan devşim. Evet, Stefani bir saniye gelir misin? Ya Stefani kim ya? Kız çok zenginmiş, ona göre davran. Aa öyle değil mi? Tamam. Ah hoş geldin kızım. İşte burada bizim fakirhane. Yani muhabbetin ortasına nasıl şey yapılır, onun güzel gösterdin yani. Ne var ya? Ya niye öyle diyorsunuz? Bence bağ evi için gayet ideal bir ev. Bağ. Bana göre de öyle de. Ya bura kaçak kat, tamam mı? Belediye bayağı sıkıntı yaptı ama imar affı falan hallettik. Ne oluyor ya size? Şaka yapıyor, şaka yapıyor. Ay çok pardon, telefonum çalıyor. Babam açmadı. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun ya? Ne? Kız Karun kadar zengin diyorum sana. Karun kim? Mor ve Ötesi solisti Karun Tekin mi? O Harun Tekin anne ya. Aynen ama Harun Levent o salak. Ha. Levent kim ya? Küçük Cem kim? Küçük Cem kim? Sen nereden çıkarttın Küçük Cem'i? Ne bileyim, dalgana bak, boş ver. Saçma sapan konuşma, bana bak. Beni ne dinle. Oldu ya? Beni dinle. He? Bu gitmiş gerizekalı bir çok zenginiz demiş. Salak, niye öyle şeyler söylüyorsun? O da çok zengin, altta mı kalsaydın? Ne yapacağız? Şovunu yap artık. Ben şeyler yapamam ben bir şey, yapamam. Anne yaparsın. Ben yapamam, hayır. Ama... Ben zengin gibi davranamam. Benim annemin nasıl bir aktrist olduğunu kimse bilmiyor. Ya yok, açma şimdi o konuları. Hangi konuları? Vizontele Tuğba'da Tuğba'yı ben oynayacaktım. Gittiler Tuğba'yı sana verdiler. Ah o Yılmaz Erdoğan. Ah o Yılmaz Erdoğan. Ah o Yılmaz Erdoğan. Tamam, anne, şimdi yap oyunculuğunu göster. İyi tamam. Zengin miyiz? Allah'ım hayali bile şey. Gel kardeşim. Kusura bakmayın ya. Holding işleri falan biraz. Holding en bildiğim. Ay ay. Zenginlik öyle işte. Biz zaten fakirlik nedir bilmeyiz. Misal fakirler ne yapar? Perşembe pazarından dörtlü tabak seti almak için 12 saat sırada bekler. Biz hiç öyle şeyler yapmıyoruz. Nasıl yani? Mesela Mertere gitmek için oğlanın öğrenci akbilini kullanır. Aklıma gelmişken çok. Biz hiç öyle şeyler bilmeyiz. Biz zenginiz. Ne bakıyorsun? Anlamıyorum. Hani rezil etme beni artık. Çok tatlı. Yardımcılar izinde. Yoksa ben hiç kapıya bakmam. Ana Feridun. Abla. Abla. Resim nasıl? Feridun Marsilya'dan geliyor orada. He evet, Marmara'da geldi. Nasılsın lan? Lan kahretmesin. Hoş geldin dayı. Hoş bulduk canım, hoş bulduk. Enişte vallahi sıcak paraya sıkıştım ya. Senin var mı acil? Acil mi? Ne kadar lazım Savaş ki? Aslında 80 de sen düz 100 milyon ver, ben haftaya vereceğim. Söz. 100 milyon mu? Evet. Allah 6-0'ın atıldığından haberdar olmayan beyinlerinizden razı olsun dayı. Sağ ol. Kurban olurum sana. Ya Feridun yeter artık ama. Bu ay bu kaçıncı oluyor? Sürekli sana 100 milyonlar veriyorum. Bu ay tam 400 milyon verdim. Canım sıkıldı artık. Lütfen biraz çeki düzen ver yaşantına. Tamam. Ben sana sonra şey yaparım, göndertirim. Öyleyse EFT'yle uğraştırma ya. Adamlar bekliyor. Üstünlüğü varsa verir. Ama 100 milyon nasıl üstünde olsun değil mi? Mabede var. Hani... Yapma. Canım abla. Stefani ya. Ya o benim kardeşim. Çek bunu... mi? Al ver. Al. 100 milyon. Ha siz 100 milyon deyince ben de şey... Aa. Öyle. Hanım kızımız kim? Hanım kızımız şey, Akif'in kız arkadaşı ablancası. Hadi canım. Evet. Akif senin kız arkadaşın mı? Kız arkadaşım var dayı, benim kız arkadaşım. Normal bildiğin insan kız öyle mi? İnsan kız işte dayı. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Rabbim şu sıfatla. Bunlar... Ne var lan benim sıfatımda? Ne var benim? Bok mu sıçramış bir şey mi var? Ne var benim? Kızın yanında köpek. Tamam ya. Allah Allah. Ortalığın iyice şeyini çıkardınız. Kızım. Ben püsküvitli pasta yaptım. Yer misin? Ağzımızın tadı şey olsun. Yerim. Bir dakika, bir dakika ya. Bisküvili pasta mı? Yok, püsküvit. Bir de püsküvitli pasta. Hı. Ya ben bir şeylerden şüphe etmiştim de püsküvitli pasta deyince kesin olarak anladım.
Hiçbir zenginin evinde püsküvitli pasta olmaz çünkü. Akif bana niye yalan söyledin? Ya Hande aslında... Hayır bir saniye dur. Biz o pastanın püsküvitlerini Fransa'nın Petitbür kentinden getiriyoruz. Le Petitbür. Ya baba tamam ya yok vallahi. Ya oğlum dur lan. Ya yok baba. Fransa'da Petitbür bir şehir mi var ya? Evet oğlum. Oh. Kız anladı zaten daha Petitbür diyorsun ya. Ya anne ben seni öyle zengin görünce altta kalmamak için ben de zenginim dedim ya. Ya ben zenginim diye seni zengin numarası yapmana gerek yok ki. Fakir olduğunu söylesen de severdim seni. Ama şimdi... Bir saniye. Biz zengin değil miyiz ya? Zengin. Benim 100 lira mı? Benim kevim yerinde. Ben bakarım. Bak. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Şöyle içeri bırakıver. Neyse, bir oda zaten. Burada içeri sayılır. Sağ olasın yenge. Hande? Sucu? Lan ne sucusu? Sucu senin babandır lan. Sucu senin babandır dediğim de bu arada gerçek. Hem sucuğum hem babasıyım lan. Hande? Sucu senin baban mı? Vay be, öz kızım bana baba demek yerine sucu diyorsa... ...sucu kendimde aramalıyım. Ya! Senin ne işin var kızım burada? Bu ilkel insanlar beni kralları zannettiler. Ve kabilelerine kabul ettiler. Ben de onları daha yakından tanımak için tahtlarına çıkmayı kabul ettim. Onları daha yakından gözlemleyeceğim baba. Çünkü çok ilginç hikayeleri var. Ben ikna oldum, geliyor mu lan? Ne söylesene Allah Allah! Hande? Sus! Hiçbir. Neyse, suyu bedavaya getiririz en azından. Instagram'daki o attığın marina? Avcılar sahil. Alpler'de dağ evindeki fotoğraf? Alp benim kuzenim. Orası da gece konduydu. Niye yalan söyledin ki zenginim diye? Çünkü sen bana yalan söyledin. Önce sen söyledin. Ben senin zengin olduğunu biliyordum. Tamam, tamam. Sen de bir açıklama bekliyorum. Tamam. Tamam, durun. Durun bir saniye. Durun bir saniye. Beyefendi, isminiz nedir? Haydar efendim. Haydar. Olaylar tamamen benim kontrolüm altında. Merak etmeyin. Her şey benim gözümün önünde oldu. Çok özür dilerim sizden. Birazdan döneceğim. Çocuklar, bakın. Böyle yaparsanız sonucu böyle olur işte. Anladın mı? Dürüstlük üzerine kurulmayan her türlü ilişki patlamaya nedir? Muktedirdir patlamaya. Gülme. Gülme. Ama özür dilerim. Dalağım gevşedi. Tamam oğlum. Tamam yapmışsın bir hata. Problem değil. Ama bakın böyle yaparsanız olmaz. Para, şans, şöhret bunların hiçbiri önemli değil. Böyle bir ilişki nasıldır biliyor musun? 10.000 liralık telefona 100 liralık car car aleti takmaya benzer. 100 liralık car car aleti takarsan o telefon ne olur? Carc olmaz. Mesela sen şimdi o sahte car car aletini taktın telefonu %10'dayken. 45 dakika geçti bir gelirsin. Abi bakarsın car car değil. Ne olmuş? %12 olmuş. Neden? Çünkü sahte. Biz de satıyoruz. Ben de telefon kılıfı çıksak. Satıyorum bunları. Fakat bakın ilişkiyi... Baba biz anladık konunun nereye çıktığını anladık. Öyle değil mi? Anladık. Evet. Misal çocuklar. Bu neye benzer biliyor musunuz? 19 litrelik su damacana pompasını alır. 5 litrelik damacanaya koyarsan her yer batar, taşar. Evet. Değil mi? Denedim. Mesela diyelim ki... Olmuyor. Olmaz. Ya diyelim ki yerler böyle döşeme parkı. Sorun yok. Evet. Ama halıya gelirse ne olur? Sıçtın. Halı misal çocuklar, ben. Örnek veremiyorum çünkü işsizim. Aman otur. Siz de yani bir pompa diyorsunuz, bir jar jar aleti diyorsunuz. Ama olsun. Jar jar aleti olsun. Ya çocukların kafası karışık. Genel olarak yavrum, babacığım bak. Ben sana bakabilmek için... ...şu damacanaya ne alın teri döküyorum. Yeri geliyor, kıçımdan ter akıyor. Lafın gelişi de. İçiyoruz biz onu. Lafın ki ağzı kapalı yenge bunlar. Tamam. Tamam ya susun bir iş yerinden örnek verip durmayın ha. Çocuklar özet olarak diyorlar ki yalan yok. Bakın biz Mehmet'le babanla... Gülme lan! Babanla 25 yıldır evliyiz. Nasıl oldu bu? Çünkü birbirimize hiç yalan söylemedik. Söylemedik. Biz birbirimize güveniyoruz. Ne var? Bizim şu an Silivri'de bir tane arsamız var. Onun dışında bir tane iğne ucu bile şeyimiz yok, malımız yok.
Ama birbirini sevdikten sonra para pul hiç önemli değil. Ki o arsa da kalmadı artık. Babam geçenlerde iyi değişine girmek için sattı onu. Nasıl? Mehmet bırak. Sakin ol baby, tamam. Mehmet bırak ya. Bırak lan. Ne demek? Ne demek ya? Sen o arsayı sattın neden habersiz? Bir de iyi değişi için. İyi de hanım yani... Yılmaz Erdoğan'ın filminde gördüm. İyi değişine giriyordu adam. Zengin olacağımı zannettim. Vallahi paraları... Yılmaz! Allah belanı keşke... Git diyenler. Zil diyenler. Neredeyse eşit alkış geldi ama bence yani finalde önerme katlamaları çok iyiydi ya. Yani normalde skeçlerin sonunda böyle önermeleri söylüyoruz ama orada herkesin kendi önermesi, saçmalaması çok iyiydi bence. Bir de Arif'in üstüne niye bu kadar gittik? Sen yakışıklısın Arif ya. Bir de yakışıklı ya. Olmuş, evet. Abi... Evet, yani biraz bozuldun mu? Bu rol sana gelince kast olarak üzüldün mü? Hayır. Ben bana ait diye düşünüyorum tam tersi. Hayır, sen çok yakışıklı bir adamsın ya. Abi. Bu yapma be. Çok yakışıklısın ya. Evet. Lütfen biraz daha. Ya inanılmaz bir tipin var. Yani kaşın, gözün tam... Niye güldünüz oğlum siz geçti? Orada ne oldu peki? Ay. Bir dalaklar düştü, bir şey oldu. Evet ya. Provalarda da Cenan'a çok... Cenan'a öyle görünce... Damacan aynen öyle değil. Alişan gibi yemeyeceğim. Cemal niye öyle bir tipti be? Su dolu değil mi? Dolu abi. Oda yapmış olabilirsin. Oha! Geldi yazıyor. Bir de şive yapıyor. Onu alınca şive yapıyor. Ne oğlum nasıl ya? Oha! Bir de bunun sırtında taşıdı gerçekten ya. Titreyerek geldi zaten. Evet, ne, bir seyirci böyle hem çok güzel gider hem zili eşit alkışladı. Arif sen ne diyorsun? Sence zil mi? Çeyge ya. Sen anlatın. Çeyge'ye buçuk. Çeyge'ye buçuk mu? Buçuk sanki abi. Çeyge'ye buçuğu şöyle yapalım o zaman. Tın tın. Bu kadar yeter. Çeyge'ye buçuk. Çok güzel. Hakikaten yani bence skecin yapısına geldiğinde... yani skecin konuşmaları daha bildiğimiz bir konuydu ama... anne baba tipleri o kadar güzel oturttunuz ki... başlayıp ben hikayeye inandık. Zaten ekibimizin kadrolu yalancı dayısı olarak Yasin her girdiğinde de yükseliyor. Çok sevgiler, devam ediyor atışlarınızla.